أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد Evet değerli bizi izleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve atifeti hepimizin üzerine olsun. Rabbim bizleri inşallah mübarek Ramazan ayını feyiz ve bereketinden mahrum etmesin. Rabbim inşallah mübarek Ramazan ayını hakkıyla ihya eden kullarından eylesin efendim. Evet efendim, her sahur vakti özel konuklarımızla sizlerin huzurunuzda oluyoruz. Bu özel konuma geçmeden önce ben programımı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatmak istiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştiren hocamıza ben çok teşekkür ederim. Şimdi çok özel bir misafirimiz ve konuğumuz vardır. Şanlıurfa İl Vaizi Doktor Şemsettin Karcı hocamızla beraberiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk. Cenab-ı Hak Ramazanımızı hayırlara vesile eylesin. Kudüs'ün de kurtuluşuna inşallah İslam'ın, Müslümanların vahdetine vesile eylesin. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim İbrahim hocam. Sağlık sıhhatesin inşallah hocam. Dua ederiz. Hocam dilerseniz bizi izleyenler teşekkür ederim. Allah razı olsun sorduğunuz için. Kısaca bize kendinizden bahsedebilir misiniz hocam? Şemseddin Karcı, Doktor Şemseddin Karcı, Şanlıurfa İl Vaiziyim. Malatya doğumluyum. Şam ve Kahire'de Arapça İslami ilimler. Mısır'da El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku bölümünden mezun oldum 95 yılında. 97 yılında imam olarak başladığımız Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevimize vaiz, daha sonra 5 yıl boyunca da ilçe müftüsü olarak devam ettim. 2021 yılından beri de 3 yıldır Şanlıurfa'da il vaizi olarak devam etmekteyim. Hadis alanında yüksek lisans, Hazreti Peygamber'in Medeniyet Tasavvuru adlı evet, çalışma kitap olarak da basıldı. Doktoramız da Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri ve çağdaş temsilcileri doktora teziyle doktor ünvanına sahip olduk elhamdülillah. Bir de Kur'an'da Sünnetullah diye bir kitap çalışmamız var. Maşallah. 3 tane eserimiz Çıra Yayınları'nda basılmış durumda. Evet hocam. Kur'an'da Şura adlı kitabımızı da şu an hazırlıyoruz. Doçentlik tezi olarak, çalışması maşallah olarak. İlmi çalışmalarla Rabbim hizmet etmeye gayretinizi artırsın inşallah hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, tabii bizim 2 milyar İslam aleminin kanayan yarası Kudüs ve Gazze.
Gerçekten biz ümmet olarak maalesef sınıfta kaldık. Tabii biz bu Gazze, İzzet ehli, Gazze ehlini konuşacağız ama hocam, dilerseniz Mescid-ül Aksa'nın tarihi yapısından, yani bu kadar değerli yapan, Mescid-ül Aksa'yı Müslümanlar için değerli yapan şey, tarihi nedir hocam? Mescid-ül Aksa'nın. Evet, İbrahim hocam, öncelikle bu Ramazan'ın ümmetin dirilişine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Amin inşallah hocam. Ümmet dirilirse Aksa kurtulacak. Ümmet dirilmezse Allah başka kavimler getirecek. Sizin yerinize başka milletler getireceğiz. Aksa'yı kurtaracak. Evet, Aksa kurtuluşa, özgürlüğüne kavuşacak. Ve İslam'ın sembolü olan insanlar çıkacaklar her devirde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde diyor ki mutlaka İslam ümmetinden hak üzere devam eden bir topluluk olacak. Olacak. Kimse onlara zarar vermeyecek. Sadece onların belini büken açlık. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'indeki rivayet. Evet hocam. Sadece onların belini büken açlık hariç hiçbir şey onlara zarar vermeyecek. İbrahim hocam, biz tabi farklı bir Ramazan'a girdik bu yıl. Yani tarihte eşi benzeri görülmemiş bir maalesef soykırımla dünyanın gözü önünde canlı bir soykırım işleniyor. Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda evet işlenen ilk soykırım. Adalet Divanı'ndaki avukat hanım böyle tanımlıyor. Diyor ki kendilerine yardım edilsin diye canlı yayındaki gösterilen dünyanın ilk soykırımı. Evet, maalesef. Kendilerine yardım edilsin diye canlı yayında gösterdikleri dünyanın ilk soykırımı. Maalesef hani sınav, Kudüs bir sınavdır. Herkesin önünde, her müminin diyen, önünde, her müminin, her insanın önünde. Biz şu an bu sınavı yaşıyoruz. Bu sınavı kazananları var, kaybedenleri var. Az kazananı var, çok evet, kazananı var. Çok kaybedeni var, az kaybedeni var. Cenab-ı Hak bizi o sınavı kazananlardan eylesin. Amin inşallah. Ama hocam, görünen odur ki maalesef biz herhalde ümmet olarak şu an hali hazırda mübarek Ramazan ayında, yani küçücük çocukların, yavrularının bedenleri tonlarca bombaların altında maalesef eziliyor. Ve ümmet buna sessiz kalıyor. Hocam tabii biz şunu biliyoruz ki yani batıdan bize dost olmaz. Yahudi ve Hristiyanlardan bize dost olmaz. Olmaz. Hatırlarsanız hocam, Charlie Hebdo katliamı vardı Fransa'da. 17 kişi öldürüldü ya hocam, 17 kişi öldürüldü. Ve 50'den fazla devlet başkanları ve temsilcileri bir araya geldiler Fransa'da. Şimdi 17 bin değil, 27 bin değil, 30 bine ulaştı. 30 bine ulaştı ve bunlar hepsi sivil. Çocuk, kadın ve yaşlı. Evet. Maalesef kimse bir araya gelip de buna bir dur diyemiyor. Evet. Hocam dilerseniz hocam, Mescid-i Aksa'nın ilk kimin tarafından yapıldığı, geçmişi, tarihi bize anlatır mısınız evet hocam? Allah razı olsun hocam. Evet. Şimdi öncelikle konumuz da o, Mescid-i Aksa bilinci, evet hocam, Kudüs bilinci. Yani ümmetin en sıkıntı yaşadığımız bizim meselemiz cehalet, evet hocam, bilmemezlik. Onun için Cenab-ı Hak İkra diye vahyini göndermiş. Evet hocam. Üstad Bediüzzaman da Şam hutbesinde, Hutbe-i Şamiye'de evet ümmetin üç büyük problemini sayarken diyor ki cehalet, fakr-ı zaruret evet ve tefrika. Tefrika. Cehalet, tefrika, fakr-ı zaruret. İlk evvela cehaletin izale edilmesi gerekiyor. Bizde yani Mekke, Medine hac ve umre vesilesiyle biliniyor ama Kudüs, üçüncü kutsal şehir olan, ilk kıblemiz olan Kudüs bilinci büyük çapta eksik. Bizden de bu bahsettiğiniz mazlum, orayı kurtarmaya memur gören kendilerini, Filistinliler ve Gazze'ler başta olmak üzere kendilerini oraya memur görüyorlar. Oraya Allah'ın atadığı, orada yarattığı ve orayı kurtarmaya, savunmaya, direnmeye memur. Kendilerini bu işe adamış kişiler, bizden istekleri
4 konu etrafında toparlanıyor. Evet hocam. Bizden talepleri. Birincisi diyorlar ki bir ümmet bilinci, bir Kudüs bilincinin oluşturulduğu nesil yetiştirin. Evet hocam. Bir ümmet bilincinin oluştuğu bir nesil yetiştirin. İkincisi Kudüs bilincinin aşılandığı, yani Kudüs aşısı almış, Kudüs'le aşılanmış bir nesil yetiştirin. Bir nesil. Topluluklara, halklara bunu anlatın, ümmete bunu anlatın. Üçüncüsü, bize kurşun olarak gelen ve İsrail'in tek geçim kaynağı, gücü olan marketler zinciri ve etiketler, yani firmaların, malların boykot edilmesi. Boykot edilmesi. Boykot, el-mukata. Ve dördüncüsü de Allah için gece namazlarınızda, sabah namazlarınızda bizim için dua edin. Evet. Bizden bekledikleri bunlar. Şimdi Kudüs bilinci demek hocam, ümmet bilinci olduğu için biz oradan başlayalım. Birbiriyle ilintili. Bu kadar herhalde değerli yapan da hocam Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifidir değil mi? Hatta Peygamber Efendimiz, yanlış değilsem hocam, 11 yıldan fazla yani Mescid-ül Aksa'ya yönelmiş ve namazını kılmış değil mi hocam? 17 ay. 17 ay. Seydam. 17 ay. Evet. Yani şeyden sonra 5 vakit namazın farz kılınması 9. hicretin 9. senesinde İsra ve Miraç. Efendimizin Medine'ye hicret edip de tahvilül kıble, kıblenin değiştirilmesi arasında, evet hocam, doğru. 15, 16, 17 ay. 17 ay. 17 ay. Bir yıldan. Bir yıldan fazla. Daha ben, evet, doğru fazla. Hocam. Sizin dediğiniz tam Mekke'de namazın var olduğunu kabul edersek Medine'ye kadar, evet, 15-13 sene o anlamda, evet, o da doğru. Fakat İsra ve Miraç'ta 5 vakit namaz farz kılındıktan sonra tahvilül kıbleye kadar tam 17 aylık bir, evet, zaman dilim var. Müslümanların ilk kıblesi. Evet hocam. Evet. Hocam Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, diyor ki hani 3 tane mescit vardır ki hususi olarak bunlar için sefere çıkıp gidip orada ibadet, evet, edebilirsiniz. Evet. Birincisi Mescid-ül Haram, yani Beytullah, Kabe dediğimiz yer. Bu ha benim mescidim, Mescid-i Nebevi dedi, bir de Mescid-ül Aksa. Evet. Yani Mekke, Medine neyse Mescid-ül Aksa da herhalde olur. Odur değil mi olur hocam? Evet. Ben onlara geleceğim. Evet hocam. Değerli hocam. Şimdi ben Mescid-i Aksa, Kudüs bilincimizle ilgili hocam 20'ye yakın madde inşallah müsaadenizle sayacağım. Tabii ki hocam, tabii. 20'ye yakın. Evet hocam. Birincisi değerli hocam, Mescid-i Aksa Hazreti Adem tarafından yapılmıştır. Evet hocam. İlk ev, inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreken ve huden linnâs. İlk ev Mekke'deki Allah'ın evi olan ve insanlara hidayetin merkezi olan Kabe. Evet hocam. Rivayette diyor ki Allah'ın emri üzere Adem aleyhisselam tam 40 yıl sonra gider ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı inşa eder. İkincisi, bu tarihi süreç içerisinde tahrip olur, değişir, bozulur. Dünya da yeni yeni kuruluyor. Evet hocam. İbrahim aleyhisselam gelip Kabe'yi, Kabe'nin duvarlarını yükseltir. Estağfirullah. Evet hocam. Ebul Enbiya, İbrahim aleyhisselam, bizim de Şanlıurfa'mızın kendisine menzilelerinden birisinin olduğu. İbrahim Aleyhisselam'ın mekanlarından, makamlarından, menzillerinden birisi de Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa taşıyla, toprağıyla mübarek diye tavsif ettiği Bediüzzaman'ın, evet, Hazreti İbrahim'e nispet ederek mübarektir diyor. Evet hocam. İbrahim Aleyhisselam, Estağfirullah, ve iz yerfa'u İbrahimul kavayde minel beyti ve İsmail, Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Hatırla ki İbrahim oğlu İsmail'le beraber Kabe'nin duvarlarını yükselttiği zaman, evet hocam, ya Rabbi bunu bizden kabul buyur dediler. Ve bizim zürriyetimizden bir nesil getir diye dua ettiler. Yani Kabe'yi bir peygamber, siz de onun ismini taşıyorsunuz, Allah mübarek etsin. Bir peygamber ve oğlu İsmail Kabe'yi yaptı. Mescid-i Aksa'yı da hocam aynı şekilde bir peygamber ve onun oğlu. Evet. Davud peygamber, Hazreti Davud, İsrailoğullarına gönderilen peygamber, aynı zamanda kral ve onun oğlu Süleyman, Hazreti Süleyman ki ona verilen saltanat, otorite hiç kimseye verilmemişti. Evet hocam.
Onlar tarafından ilk yapılan mabet olarak bazı böyle tabi vahyi ölçü almayan, Kur'an'ı ve sünneti ölçü almayan batılı kaynaklar dünyadaki ilk mabet diyorlar. Ama dünyadaki ilk mabet Kur'an'a göre Kabe'dir. Ondan sonra Mescid-i Aksa. Tabi onlar Hristiyanlığa, Yahudiliğe göre bunu söylüyorlar. Doğru değil. Evet hocam. Birincisi, Davud Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı yapmak için hazırlık yaptı. Ancak ona nasip olmadı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a nasip oldu. Ve Süleyman Aleyhisselam tarafından orası inşa edilmiş oldu. Evet hocam. Değerli hocam, kıymetli izleyenlerimiz, İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etti. Kudüs'le bir alakası yok mu? Elbette var. Elbette. Hazreti Lut Aleyhisselam'ı, yeğeni olan Hazreti Lut Aleyhisselam'ı alıp da inni zahibun ila Rabbi dediği zaman, ben Rabbime gidiyorum dediği zaman nereye gitti? El-Halil kentine gitti. Kudüs'e uğrayarak. Evet. Kudüs'e uğradı. Ondan sonra El-Halil kentine gitti. Ve oraya yerleşip orada metfundur malumunuz. Evet hocam. Hazreti İsmail orada doğar. İshak Aleyhisselam orada doğar. Ve Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Zekeriya, Hazreti Yahya ve İsa peygamberlerin hepsi Kudüs'lüdür. Peygamberler şehri. Peygamberler şehri, Kudüs. Nasıl ki biz Urfa'mız için peygamberler şehri diyoruz. İkinci de herhalde hocam Mescid-ül Aksa'dır, Kudüs'tür. Kudüs birdir. Birdir. Kudüs birdir. Doğrudur. Kudüs kesinlikle birdir. Kudüs birdir. Peygamberler şehri. Peygamberlerin hepsinin geldiği, geçtiği. Ondan dolayı da değerli izleyicilerimize şu bağlantıyı kurmak istiyorum. Niye Efendimiz İsra ve Miraç? Bu ikinci husus. İsra ve Miraç hadisesi niçin oldu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna havlehu liniriyehu min ayatina innehu ve semiul alim. Kur'an-ı Kerim'de de Mescid-i Aksa'ya atıf vardı değil mi? Oradan ne kadar kıymetli ve mübarek bir şehir olduğunu Kur'an-ı Kerim'de de yer veriyor değil mi hocam? Ardul Mukaddes'e, ondan sonra orası için Ardul Mukaddes'e mübarek belde, etrafını mübarek değerli kıldığımız belde diye tanımlıyor. Etrafını mübarek, arz-ı mukaddes, arz-ı mübarek ve mübevve-es sıdkı. Üç ifade kullanılıyor. Evet hocam. Değerli hocam. Arz-ı mukaddes, Maide suresinde ardı mübarek mübarek topraklar Enbiya suresinde ve Mubevve es-Sıdkın Yunus suresinde de Mubevve es-Sıdkın diye orası o şekilde anlatılıyor. Şimdi Efendimiz'i Cenab-ı Hak bir gece Mescid-i Haram'dan alır Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yükseldi. Yani. Miraca yükselir. Evet. Şimdi şöyle bir şey ben söylemek istiyorum. Evet hocam. Mescid-i Aksa'nın önemini, kutsiyetini göstermesi için. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'de doğmuş. Evet hocam. Medine'de irtihal etmiş. Refik-ül Ala'ya, ama nerede göğe yükselmiş? Kudüs'te. Kudüs'te. Mescid-i Aksa'dan. Kudüs'te göğe yükselmiş. Evet hocam. Yani bu ne kadar muazzam bir şey hocam. Orada göğe yükselmiş. Huzur-u ilahiye orada çıkmış. Mekke'de dünyaya gelmiş. Medine'de medfun olmuş, Refik-i Ala'ya yükselmiş. Ondan sonra Mescid-ül Aksa'da ise daha hayattayken Allah'ın huzuruna çıkmış. Allah'ın huzuruna. Bütün peygamberlerle yedi kat semada görüşmüş, onlara imam olmuş ve onların getirdiği bunun anlamı şudur. Yani Cenab-ı Hak neden kulunu oradan getirip buraya? Yahudiler diyor ki bizim için İsa, Musa Aleyhisselam. Hristiyanlar diyor ki bizim için İsa Aleyhisselam. İşte İbrahim peygamberi de وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَ تَهْدَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Evet hocam. Yahudiler şimdiki Siyonist başkanın da dediği gibi iddia ediyorlar ki İbrahim de Yahudi. مَا كَنَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصَانِيًا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Ne Yahudi ne Hristiyan, o Allah'a ibadet eden hanif bir Müslüman idi. Saf bir Müslüman idi. Saf bir Müslüman. O mekene minel müşrikin, müşrik değildi. Şimdi yani Kudüs'ü ve peygamberleri söylerken
sanki peygamberimiz, yani İslam ayrı bir şey getirmiş, Mekke'de gelmiş, sanki Kudüs'le alakası yok düşüncesini yıkmak için, evet hocam, Cenab-ı Hak tevhidin, bütün peygamberlerin getirdiği inancın tevhid olduğunu, bütün peygamberlerin aynı halkanın, zincirlerin halkası olduğunu, evet, ve bu halkanın da son peygamberi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz olduğunu, ki Hatemül Enbiya o demek, evet hocam, göstermek için getirir Mescid-i Aksa'ya, orada bütün peygamberlerin ruhaniyetlerine namaz kıldırır, evet, onların imamı ve önderi, sonra da göğe yükselir, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar. Evet hocam. Biz bunu nereden çıkarıyoruz değerli hocam? İsra suresinin o ayetinin devamında diyor ki, biz şüphesiz Musa'ya da kitabı verdik. Evet hocam. Niye İsra hadisesinin arkasından hemen Musa'yı söylüyor? Çünkü Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak'la görüşmüş. Evet hocam. Mürid, isteyendir. Ama peygamber ise, Efendimiz ise görüşmeyi isteyen değil, Allah'ın görüşmesini istediği kişi murattır. Murattır. Hocam burada birçok incelik çok var. Çok incelik vardır çok. Evet hocam. Letaiful İşarat'ta İmam Kuşeyri buna işaret ediyor. Evet hocam. Diyor ki birisi mürid, öbürü murat. Mürid isteyen. İsteyendir. İsteyen. Bir kez Cenab-ı Allah Tur-i Sina'da konuştuktan sonra Hazreti Musa'yla. Evet hocam. İkincisini de Fema aceleke ya Musa. Ey Musa, sen niye acele geldin diye Kur'an'da geçiyor. Diyor ki ya Rabbi, ben arkamda kardeşim Harun'u bıraktım. Evet. Cenab-ı Allah dedi ki Taha suresinde, öyle değil. Samiri senin kavmini fitneye düşürdü. Evet. Ve onlar buzağıya taptılar. Orada mesela bir erken gelme var. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah'la görüşüyor. Görüşmeyi çok istiyordu. Çok arzu ediyor. Çok arzu ediyor. Ediyor. Görüştüğü zaman da ne dedi? Zaten dedi ki erini andur ileyke, ya Rabbi kendini bana göster dedi. Çünkü insan biriyle konuşsa, sürekli telefonda birisiyle konuşsan en son bir gün ne diyeceksin? Canlı göreyim der. Bir görüşelim. Bir görüşelim. Bir görüşelim. Ve orada bir ilginç bir sır daha var hocam. Evet hocam. Bu sağındaki nedir ey Musa diye söylediği zaman, ma fi yeminike ya Musa, kâle hiye asay. Evet. Sağındaki nedir deyince dedi ki ya Rabbi, o benim asamdır. Etevekkev aleyh. Ona, evet, dayanıyorum. Evet hocam. Ve ahuşu bihi aleyh, o ahuşu bihi ala ganami, koyunlarıma çobanlık yapıp yaprak döküyorum. Ve liye fiha ma'aribu ukhra. Ve onda daha nice nice maharetler var ya Rabbi. Evet. Sanki Cenab-ı Hak bilmiyormuş gibi. Yani Allah'la konuşma isteğini, arzusunu böyle birazcık daha uzatabilsem. Uzatıyor. Yani çünkü Allah'la konuşmak o kadar lezzetli, o kadar güzel, güzel ki bir şeydir. Uzatıyor ve bir de en son söylediği cümlede de, evet hocam, ve liye fiha ma'aribu ukhra, onda daha ne maharetler var. Sanki bir soru daha gelsin de, evet, onun için de tekrar konuşayım yani, çünkü devam çok edeyim lezzetli diye bir şeydir. Evet. Ama hocam tabii biz bütün peygamberlere, peygamberlerimize iman ediyoruz, inanıyoruz, kabul, evet, ediyoruz. La nufarriku beyne ahadin minhum. Ama onlar fark koyuyorlar aralarında. Evet. İşte ondan dolayı Cenab-ı Hak Efendimiz'i oraya getirir. Zaten döndüğü zaman Yahudiler dediler ki nasıl olabilir? Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki senin arkadaşın iyice sapıtmış. Evet. Niye? Böyle böyle söylüyor. Dedi ki bizzat kendisinden mi duydunuz? Evet, bizzat kendisinden. Eğer o söylemişse doğrudur. Dedi ki bir şey daha söyledi. Dedi siz niye şaşırıyorsunuz? Ben bundan daha ötesine inanıyorum. Ötesine inanıyorum. Onun gökten, Allah'tan vahiy getirdiğine inanıyorum. Evet. Bu söylediği onun yanında hiçbir şeydir. Hiçbir şeydir. Evet. Ve sıddık sıfatını aldı. Sıfatını alıyor. Tabii hocam, evet, Mescid-i Aksa'da yani Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken orada bazı müjdeler de getiriyor. Böyle özetle kısa bir şekilde de isterse o getirdiği müjdelere de bir değinelim mi hocam? Evet. Beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Evet. Mümin-i Miracı dediğimiz. Mümin-i Miracı. Biz her namazı aslında kıldığımızda Mescid-ül Aksa'yı da hatırlamamız. Çünkü bize oradan o müjde geldi. Evet. Çok yerinde bir tespit. Evet hocam. Her namazı kıldığımızda oradan gelen bir hediye, oradan gelen bir vazife. Evet. Ve 17 ay, 2 yıla yakın oraya dönülmüş. Bizim ilk kıblemiz, dolayısıyla orayı korumak, evet, orayı koruyanları korumak, orayı, orası için direnenlere
yardımcı olmak, evet hocam, hem millet olarak, hem ümmet olarak, hem devlet olarak hepimizin boyunun borcudur. Evet hocam, kesinlikle. O da çok önemli bir nokta. Değerli hocam, yine Kudüs bilincimiz niye önemli? Kudüs bilinci, evet hocam, Hazreti, üçüncü olarak, Hazreti Meryem annesi tarafından hadiste Beytül Makdis olarak geçiyor. Beytül Makdis. Oraya adanmıştır. Evet hocam. وَإِذْ قَالَتْ اِمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيُّ وَالْعَلِيمُ. Evet. Hanne, yani İmran'ın karısı dedi ki, ya Rabbi, ben bu karnımdaki çocuğumu, tabi erkek zannediyordu, muharraran, kendi özgür irademle, evet, bir endişe duymadan. Hani şimdi izleyicilerimize de bir mesaj vermek istiyorum. Ben bu çocuğumu doktor yapacağım. Ben bu çocuğumu öğretmen yapacağım. Ben bu çocuğumu bilmem hocası ne diyorsa, dershane hocası ne diyorsa, bir sürü her şeye açık. Yani evet, çocuk ne olacağı, herkesin müdahalesine açık. Evet. Ama burada bir anne var. Çocuğumu adadım diyor. Özgür irademle ve kimse karışamaz buna. Allah'a adadım. Allah'a adadım. Evet. Adanmış. Adanmışlık, aşkınlık bizi kurtaracak olan hocam. Evet, özellikler. Bizi kurtaracak olan adanmışlık, aşkınlık ve Allah için olma ancak bizi kurtarabilir. Evet hocam. Bu nedenle Hazreti Meryem'in de adandığı yer ve İmran ailesinin de sakinlerinin yaşamış olduğu yerdir. Yani Hazreti Kudüs. Meryem ki iffetin timsali değil mi hocam? Evet. Yani ismi Kur'an'da geçen tek kadın. Tek kadın, Meryem. Meryem. Başka hiçbir ismi Meryem yok. Suresi de var hocam. Meryem Suresi var. Evet hocam. Ve ismi zikredilmeyen, zikredilen tek kadın. Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi varka'im arraka'in. Evet hocam. Ey Meryem, Allah'a yönel, rükû et ve secde et. Rükû edenlerle beraber de rükû et. Yani Hazreti Meryem bize aslında iffetin, buyurduğunuz gibi iffetin timsali. Annesi, babası da Ali İmran. İmran ailesi olarak bir aile modeli olarak aile bize anlatılıyor. Eğer ki orada şöyle bir mesaj daha var. Birçok mesaj var. Ben annelere, babalara, bizi izleyen değerli kardeşlerimize şu mesajı da vermek istiyorum. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتٍ حَسَنًا. Ne zaman ki biz Allah için bir şey adasak, evet, Allah onu kabul eder. Allah için bir şeye niyet etsek, evet, o niyetimizi yapmasak da Allah kabul eder. Burada adanmış, halbuki erkek çocuklarından başkası Beytül Makdis'e giremiyordu. Ama Allah, Meryem adandığı için Allah onun oraya girmesini lütfetti. Evet hocam. Ve Mescid-i Aksa'dadır o alan hocam. Elhamdülillah. Evet. Bu gözler onu gördü. Maşallah. Mescid-i Aksa neresidir? Onu da söyleyelim. 144 bin dönüm. 144 bin dönüm. Yani 10 milletin zanneti Kubbetü Sahra aslında tek değil hocam. Tek o değil. Komple bir alandır aslında. 144 dönümdür, evet hocam. Hocam. Oranın hepsi Mescid-i Aksa'dır. Evet hocam. Beytül Makdis'tir. Hadislerde Beytül Makdis olarak geçiyor. O Kubbetü Sahra Efendimizin göğe yükseldiği o taşın üzerine. Taşın üzerinde yapılan bir yapılmış. Evet. Emeviler zamanında, Fatımiler, Emeviler zamanında yapılmış. Halife Memun'un yapmış olduğu ve ona özel bir bütçe ayırmış. Evet. O bütçeyi ayırdığı bir kümbet gibi bir yer var. O da Mescid-i Aksa'nın yanında duruyor. Oraya hazine altınları toplanmış. Orası altın yazmalarla, altınla süslenmiş olan sarı. Hocam 1517 Yavuz Sultan Selim Han, Yavuz Sultan Selim'e Mısır seferini yapıp da, evet, Kudüs'ü aldığı zaman da o gördüğümüz Çinliler, mavi Çinliler de, evet, Yavuz Sultan Selim tarafından oraya yapılmış. Yine Yavuz Sultan Selim tarafından Kudüs şehrinin surları, Yavuz Sultan Selim'in yadigarıdır. Eşi Hürrem Sultan bu dizilerde böyle çok çok tarif edilerek yakışıksız. Yakışıksız, uygunsuz böyle anlatılan, bu da bir Siyonist oyunu olduğu, evet, kesin. Evet. Bu da bir Siyonist oyunu. Niye Yavuz'u seçiyorlar, Yavuz'un eşini seçiyorlar? Çünkü Kudüs'ü Osmanlı'ya katan, evet, 1517
1917'de de Osmanlı orayı terk ediyor ve İngilizler orayı işgal ediyorlar. Fahrettin Paşa ağlayarak orayı terk ettiği zaman oraya geleceğiz. Orada 3 kişilik bir taburu da oraya bırakıyor. 1982'de vefat eden Hasan Onbaşı Kıble Mescidi, ki o daha sonra yapılıyor. Kubbetü's Sahra tepededir. Evet hocam. Kıble Mescidi alt taraftadır. Merdivenler var. Evet. O merdivenlerin başında 82 yılında vefat edinceye kadar orada nöbet tutuyor. Nöbet tutuyor. Halen Makdisi olan, yani Kudüslü olanlar evet. Hasan Paşa'yı tanırlar. Tanırlar, bilirler. Bilirler ve onun oradaki görevine şahit. Osmanlı'nın son askeri orada nöbet tutmaya devam ediyor. Orada yani. Tutmaya devam ediyor. Aslında o nöbet işte bir 82'den sonra bir akamete uğramış. Evet hocam. Yeni baştan bizim nöbetimizin başına, görevimizin başımıza dönmemiz, evet, orayı savunanları savunmamız, orada direnenleri madden, manen her yönde desteklememiz evet. Bizim sorumluluğumuzdur. Ümmet olarak sorumluluğumuzdur. Evet hocam. Bu bir şereftir. Kim bu şerefe nail olursa Allah onu aziz edecek. Aziz edecektir hocam. Evet. Hocam şimdi kısa bir aramız var. Dilerseniz. Evet efendim, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar karşınızda, huzurlarınızda olacağız efendim. Evet efendim, tekrar huzurlarınızdayız. Hocam kaldığımız yerden devam edersek, tabii sizin de bahsettiğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi, yani gerçekten İslam'ın ne kadar güzel olduğunu ben aslında çok ince bir nükte vardı hocam. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'den bahsediyor. Hazreti İsa'dan bahsediyor. Hazreti Musa'dan bahsediyor. Yani bütün peygamberlere eşit mesafede yaklaşıyor. Yani aslında İslam bütün insanlığı kuşatırcasına, sanki bütün insanlığa gelmiş ve gerçekten zaten bütün insanlığa zaten Peygamber Efendimiz gönderilmiş. Bu mesajı bizim anlamamız lazım. Evet. Ama Yahudilere baktığımız zaman, Yahudi inancına baktığımız zaman, onlar diyor ki biz seçilmiş bir kavmiz. Yani diğer peygamberlere ayrımcılık yapıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyor. Yani sadece kendilerini düşünüyorlar. Ve burada İslam'ın güzelliğini görüyoruz değil mi hocam? Evet. İslam'ın herkese geldiğini, Rabbul Alemin'in herkesin Rabbi, İslam'ın da bütün insanlığın karanlıktan nura çıkmasının anlamı aslında Kudüs'te beliriyor. Evet hocam. Çünkü peygamberlerin yaşadığı yer, uğrak yeri, Efendimiz de oraya geliyor. Yahudi, Hristiyan ve en son İslam'ın fetihleriyle orası bir Darus Selam. Selam yurdu. Eman yurdu. Eman yurdu. Evet. Yahudiler Jarus Selam diyorlar. Evet. Aslında Darus Selam. Barış yurdu. Hazreti Ömer döneminden ta Kanuni'ye kadar o arada savaşlar, o arada birçok şey var. Tabii biz şeye girmedik. Yani Babil sürgününe girmedik. O milattan önce evet hocam. Abukadnezar'ın Yahudileri sürgün etmesine ve 2000 yıllık o sürgün hayatlarına o konuya girmedik. Evet. Tabii hocam siz ifade ettiğiniz gibi aslında Mescid-ül Aksa ve Kudüs bize peygamberin emanetidir. Ve ikincisi olarak Selahaddin Eyyubi'den bahsetmeden, evet, Kudüs Fatihi'nden bahsetmeden onlara, herhalde... Onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz değil onlara mi hocam? Onlara geleceğiz. Evet hocam. Şimdi önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la başlayalım. Evet hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önce siz de zikrettiniz. Şöyle buyuruyor. La yuşaddur rihalu illa li thalathati mesacide, Mescid-i Haram ve Mescid-i Hada ve Mescid-i Aksa. Evet hocam. Şu üç mescide ancak ibadet maksadıyla gidilir. Mescid-i Haram Allah'ın evi, şu mescidin Medine'deki Mescid-i Nebevi, bir de Mescid-i Aksa. Yani bir mümin Sultan Ahmet'e gidip namaz kılsa namaz sevabı alır ama 500 misli ya da 1000 misli haremdeki gibi sevap almaz. Olamaz. Ya da Sultan Ahmet Fatih Camisi'ne gitse ya da diyelim Selimiye'ye gitse, evet, o seyahati ibadet olmaz. Evet. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi. Evet hocam. Bu birincisi. İkincisi, değerli hocam, siz Yahudi Hristiyanları da söylüyorsunuz. Mesela tarihsel okumamızda şunu gördük. Evet, Yahudiler ilk başta Kudüs'e bu önemi vermemişler. Evet hocam. Çok sonra.
Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Musa'nın Yuşa bin Nun tarafından Kudüs'e giriliyor. Öyle Yahudiler ondan sonra Kudüs'e biraz şey atfediyorlar. Hristiyanlar ise Hazreti İsa'nın haşa çarmıha gerilmedi. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden sonra bir 200 yıllık bir zaman geçiyor. Ondan sonra Kudüs'e önem atfediliyor. Önem atfediyorlar. Evet. Peki Resulullah Aleyhisselam İslam ilk günden oraya doğru namaz kılmışlar. Evet. Ve bir de şu hadis. Şimdi o hadisi söyleyeceğim. Ümmül Müminin min ummahatil müminin Hazreti Meymune radıyallahu anha rivayet ediyor ki evet hocam. Dedi ki ya Resulullah, Beytül Mahdis'e karşı bizim görevimiz nedir? Ne yapalım? Evet. Beytül Mahdis'e. Evet. Efendimiz dedi ki oraya gidin, orada namaz kılın. Ziyaret edin, namaz kılın. Gidin ve orada namaz kılın. Evet. Yani hedef gösterdi. Oraya gidin ve orada namaz kılın. Peki ya Resulullah, gidemezsek? Ki gidemeyeceğimizi mucizevi olarak söylüyor. Gitmenin zor olacağını, evet, her zaman savaşın olacağını, her zaman katliamların olacağını, evet, ifade ediyor. Evet. O zaman diyor kandillerinde yakılan zeytin yağı gönderin. Yani yardım edin oraya. Yardım edin. Maddi manevi yardım, evet, ediniz oraya. Yani oraya ışık olun, oraya nur olun. Nur olun. Oraya veli olun, oraya, evet, nasir olun. Nasir olun. Vec'allena veliye, vec'allena milledunke veliyen, vec'allena milledunke nasira. Ya Rabbi, bize bir sahip gönder ve bir de yardımcı gönder. Evet. Demek ki İslam, yani orası bütün dinlerin ortak hedefi, barış diyarı. Yahudiler ele geçirmek istemiş, Hristiyanlar ele geçirmek istemiş ama kiminle huzur bulmuş? İslam'la huzur bulmuş. İslam tarihiyle mutluluk mekan olmuş. Çünkü İslam hiç kimseyi dışlamıyor. Evet. Yahudisini, Hristiyasını dışlamıyor. Dışlamıyor. Ama Yahudiler maalesef Müslümanları dışlıyor. Evet. Evet hocam. Daha sonra kısa kısa söyleyelim. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde fethedilir. 638. Evet. Yani Efendimizin vefatından hocam 6 sene sonra Mescid-i Aksa fethediliyor. O bizim bildiğimiz kitapta da gösterelim. Evet hocam. Şu aslında Mescid-i Ömer'dir. Evet hocam. Hazreti Ömer mescidi olarak bilinir ve kadın mescididir. Evet hocam. Burada sahra, kaya var. Kayanın üzerine yapılmış. Hazreti Ömer doğuş kilisesi ya da kıyamet kilisesi, Hazreti İsa'nın doğduğu kilisenin oraya gelir ve orada ikindi namazını kılmak ister. Evet hocam. Tam İkindi namazını Doğuş Kilisesi'nin orada kılacağı zaman birden basiretiyle, ferasetiyle bir şey düşünür. Ben eğer burada namaz kılarsam, evet, Müslümanlar burayı mescid edinirler ve kiliseyi yıkarlar diye 50 adım ileriye gidiyor. 50 adım ileride tam Doğuş Kilisesi'nin karşısında orada Ömer Mescidi var. Mescid-i, evet, Ömer. Orada ikindi namazını kılıyor. Yani onların kutsallarına, mabetlerine yani ilişmiyor. Siz dediniz ya, evet hocam, o bir arada yaşama, onlara müsaade etme, bu sadece İslam'da var. Sadece İslam'da var. Sadece. Ne kadar güzel hocam. Tabii. Mesela biz bu Gazze katliamıyla anladık ki demokrasi yalan, insan hakları yalan. Maalesef. Ondan sonra hayvan hakları da onların hayvanları. Avrupa Birliği yalan. Avrupa Birliği yalan. NATO yalan. Birleşmiş Milletler yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bunlar hep kendilerini kastediyormuş. Aynen öyle hocam. İnsan diye kendilerini, hak diye kendi haklarını, hukuk diye kendi. Evet. Bizi hiç hak ve hukuk, insan da görmüyorlar. Maalesef. O zannedersem çocukların katledilmesi 15 bin buldu. Yani 12 bin çocuk. Sadece çocuk. Çocukları öldürün diyor. Çocuklar. Bunlar Firavun'dan daha beter. Daha çünkü, zalim. Daha zalim çünkü Firavun yudebihuna ebnâhum ve yassahyuna nisâhum. Kadınları sağ bırakıyordu. Kadınları sağ bırakıyor. Çocukları, erkek çocuklar. Bunlar herkesi. Çocukları anneleriyle beraber. Evet hocam. Yani korkunç. Ne kadar acı verici. Ne kadar korkunç. Hadise. Biz bunu anlatamayız. Ancak şöyle anlatabiliriz. Bu kavim, belki izleyicilerimiz, yani nasıl bu kadar canavar olabiliyorlar? Evet, Kur'an diyor ki Allah onlara lanet etmiş diyor. Lanetli bir kavim. Lanetli bir kavim. Evet.
evangelizmin oluşturduğu siyonizm, yani Tanrı'yla savaş, Allah'la savaş, bırak insanla savaş, Allah'la savaş. Evet. Onların Muharref kitabında sözde İsrail, yani Hazreti Yakup'un diğer ismi İsrail'dir. İsrail diyor, haşa, Allah'la diyor güreşti. Peki kim yenmiş olabilir? Yahudilere göre Hazreti İsa, yani Yakup peygamber, Allah'a yenmiş. Allah'a yenmiş. Ne kadar sapık bir düşünce. Siyonizm aslında tam ortaya çıkmadı. New York'un altındaki bulunan kilisenin altındaki sinagoglar. Evet hocam. Orada bütün foyalarından sadece milyonda bir tanesi ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Küçük çocukları kaçırması. Hocam o tünel aslında bir çocuk müzesine çıkıyormuş. Çocuk müzesinde çocukların kayıp olduğu, daha önceki yıllarda kayıp olduğu ortaya çıktı. Ve evet hocam, maalesef çocukları kaçırıp artık çocuklara ne yapıyorsa organları mı alınıyor, artık orada Yahudileştirme politikaları mı vardı? Pedofili, sübyancılık. Evet, sübyancılık mı yapıyorlar? Onlar ortaya çıktı. Maalesef. Hatta hocam Türkiye'mizde de bence böyle olaylar zamanında, hatırlarsınız hocam, ben duydum yani, mesela bizim Urfa'mızda bile deniliyordu ki ya işte siyah arabalar geziyor. Bak çocukları kaçırıyorlar. Aman evet, çocuklarınıza sahip çıkın. Herhalde hocam o dönemde bu onlardı değil mi hocam? Onlar kaçırıyorlar. Tabii, uluslararası hocam değil. Siyonizm şu demek. Siyonizm örgütlü kötülüğün merkezi demek. Merkezi, evet hocam. Örgütlü münkerin merkezi. İnsan kaçakçısı onlar. Organ kaçakçısı onlar. Uyuşturucu merkezleri onlar. Her türlü fuhşiyatı yaygınlaştıranlar onlar. Sübyancılık onlar. Sanat, tiyatro, müzik, medya, siyaset, ticaret, her türlü fitne, fesat ve daha doğrusu yeryüzünün ifsadı. İfsadı. Cenab-ı Allah diyor ya, yeryüzünün ifsadına uğraşmayın. Bunlar tarafından yapıyor. İşte Siyonizm ondan dolayı tehlikeli ve bizim bunlara karşı çok ayık ve uyanık olmamız lazım ümmet olarak. Ama ne hazindir ki maalesef kıymetli hocam, biz de bazen yeri geldiğinde onların oyunlarına alet olabiliyoruz. Maalesef. Evet hocam, maalesef. İşte bu Siyonizmle mücadele eden Ehl-u İzze, Ehl-u Gazze. Evet hocam. Onlarla ilgili bir hadis var. Evet hocam. Dedim ya, Cenab-ı Allah'ın kendilerini memur ettiğine inanıyorlar. Evet hocam. Yani Kudüs'te doğduğuna göre, Kudüs'ün etrafında doğduğuna göre, Filistinli olduğuna göre ya da Hicazlı, Mekkeli nasıl kendisini bir şeref olarak görüyorsa, Mekke'yi mükerremeyi koruma görevi, kendilerini koruma görevi, hizmet görevi. Burada da hizmetin dışında onu savunma görevi var. Direnme görevi var. Hem canıyla hem maliyle savunuyorlar maalesef. Evladıyla, eşiyle, her şeyle. Evet. Hadiste diyor ki, değerli hocam, evet hocam, hadiste İmam Ahmed bin Hanbel'in, ilk başta da söylemiştik, ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına galip gelecektir. İnşallah bu tufanı Aksa'nın bir zaferle, bir fetihle sonuçlanacağına canı İnşallah. Gönülden inanıyorum. Benim hiçbir şüphem yok. Hocam hatta aslında bununla ilgili tam iki tane makale de yayınladık. Maşallah hocam, birçok insan bu Gazze ehli, İzzet ehlin direnişine, tevekkülüne, sabrına, inançlarına insanlar bakarak oluk oluk İslam'a girdiler. Yani bu da bir fetih değil mi hocam? Evet, bu fetih. Gönülleri fethetmek. Zaten cihat da odur ya hocam. Evet. Gönülleri fethetmek. Hocam zaten Fetih suresiyle, yani ben bağdaştırıyorum. İnna fetahna leke fethan mubina. Sonra da diyor ve yansurakallahu nasran aziza. Yani asır, nasır zaferdir. Yani belki bu savaş zaferle sonuçlanacak ama asıl fetih nedir? Hudeybiye belki savaş değildi. Hudeybiye bütün insanların Arap Yarımadası'nın İslamlaşması, İslam'a girmesine sebep oldu. 10 yıllık savaşçılık dönemi. Evet hocam. Allah'ın izniyle güneş batıdan doğacak ve onun emareleri görünüyor. Görünüyor hocam. Bizim İslam dünyası vehen hastalığıyla biz henüz boğuşurken, evet maalesef, başımızı dünyadan, dünya işlerinden kaldıramamışken, katliamı görüp de yardım edememişken, her cumartesi Finlandiya'sı, Norveç'i, Hollanda'sı, Almanya'sı, bir de oradaki yasaklara rağmen, soğuğa rağmen, kara rağmen, Harvard'da öğrenciler yasaklara rağmen merdivenlerin üzerine yatıp
katliamın resmini veriyorlar. Evet hocam. Hocam sessiz milyonlarca kalmıyorlar. Sessiz kalmıyorlar. Yani Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi, yani Batı bir İslam'a gebe, işte bizim Osmanlı da diyor bir Batı'ya gebe. O oldu. Gün gelecek, doğuracak. İnşallah Batı'dan ışık doğacak. Biz sahip çıkmasak bile Allah sahip çıkacak bir topluluk yaratacak. Topluluk gönderecektir. Onların hidi. Bu fetih. Bunu çok güzel söylediniz. İşte evet. Asıl fetih bu. Aynen hocam. Bu ona vesile bu oluyor. Bu da sanki hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani bu Aksa tufanı belki de insanlığın İslam'a girmesinin, sizin de ifade ettiğiniz gibi, fethidir değil mi hocam? Fethidir. Fethidir hocam. Kesinlikle. Allah'ın muradını biz bilemeyiz. Hani bazen insan şöyle düşünüyor, evet, ya İbrahim hocam. Ya Cenab-ı Allah niye bu kadar sabrediyor? Evet. Niye bu kadar sabrediyor? Allah'ın demek ki muradı başka. Muradı başka. Sünnetullah farklı işliyor. Yani bu çocukların kanları, bu şehitlerin kanları bunlara hayat verecek. Aynen öyle hocam. Boşa akmıyor bu kanlar. Yani Ashab-ı Uhdud olayı. Evet hocam. Yani o, ben makalede de söyledim ki. Evet hocam. Ashab-ı Sebt, Ashab-ı Uhdud'u katlediyor. Evet hocam. Yahudiler Ashab-ı Sebt olarak geçiyor. Ashab-ı Uhdud da biz ölürsek insanlar dirilir diye dirilir. Kendisini feda eden o genç, evet, Riyaz-ı Salih'inde geçiyor. Evet, diyor ki beni ancak şöyle öldürürsünüz diyor. Bir ok alırsınız, bu gencin Rabbinin adıyla Anladım. Dersiniz. Evet. Yapıyorlar ve herkes Müslüman oluyor. Allah'a inanıyor. Diyorlar ki krala, kralım gördün mü? Biz, evet, bu adamın, bu İsevi diyor. Bundan kurtulmaya çalışırken bütün halk Müslüman oldu. Evet. Ateş çukurları yakıp şeye atıyorlar. Bütün insanları, çocuklar. Yakıyorlar. O hadiste, Riyaz-ı Salih'indeki hadiste diyor, bir anne geldi kucağındaki çocuk. Evet hocam. Diyor dininden dönmeyip ateşe atılacak çocuğu görünce duraksadı. Çocuk dile geldi. Dile geldi. Dile geldi. Gazze'nin bütün çocukları sosyal medyada dile gelmişler. Bize mesaj veriyorlar. Evet, hani hocam, o çocuk gibi. İnni Abdullah. Ben Allah'ın aciz, masum kuluyum. Kuluyum. Diye dile gelmiş. Bize mesaj veren 12. Uyanın. 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 Bizi kurtarın. Kendinize gelin. Yani aslında Gazze bize imanımızı tazelememize sebep oldu hocam. Evet hocam. Hem de bu mübarek Ramazan ayında. Bu mübarek Ramazan ayında, yani Ramazan'a bu şekilde bombalar altında girmek, biz iftar ederken, sahur ederken onlar iftarda, sahurda bombar. Adeta bombardıman. Kurşunla iftar ediyorlar. İftar ediyorlar, şehit oluyorlar. Evet hocam. Biz tabii hocam biz yani abimizin güzel Şubat, bir sözü evet vardı hocam. Özür dilerim. Estağfurullah hocam. Dedi ki, çok şey ifade ediyor. Dedi ki biz onların tok ölmesini sağlayabilseydik yine yeterdi diyor. Maalesef onu bile sağlayamıyoruz. Tok ölmelerini bile sağlayamadık. Ne kadar acı verici hocam. Zillet. Biz tabii bir dönem, az bir dönem de olsa yani 6 Şubat depremini yaşadık ama evsizliğinin de bir nebze olsun Rabbim bize uyardı. Ya işte bak evsizlik ne kadar zordur, biz bir dersini de gördük. Ama bugün Gazze ehli gerçekten ne evi vardır, ne sıcak başını koyacak bir yatağı vardır. Yani doğru düzgün bir çadırı bile yoktur. Biz yemeği bile yoktur. Hatta hocam artık haberlerden ne hazindir ki küçücük çocuklar maalesef açlıktan ölüyorlar. Artık açlıktan, evet, ölümler başladı. Ve maalesef küçücük yavrular daha 6 aylık, 3 aylık çocuklar açlıktan ölüyorlar. Hadiste zaten diyor ki, evet, düşman onları şey yapamayacak. Hocam ben bu arada bir şey daha söyleyeyim. Tabii hocam. İsrail, Siyonist İsrail'in 2000 tankının 900'ünü İzzettin Kassam Tugaylar imha etti. Evet maşallah hocam. Savaş bitince şimdi onların eli ayağı olmayan bir sürü insanları ortaya çıkacak. Yani muavvikin. Tabii tabii. Savaş bitince onların krizleri ortaya çıkacak. Devlet politikaları ve birbirlerine girmeleri. Bu da Şeyh Ahmet Yasin'in 2027'de İsrail devleti diye bir devlet olmayacak diye müjdeliyor ya. İnşallah hocam. İnşallah bu o süreç başlayacak. İnşallah. 2024'te diyorlar ki Risale-i Nur'un bazı atıflarında 2024 gibi, hani bir takım hesaplar yapıyorlar ya, ebced hesapları. Evet. Demek ki 24-27 arası dünyanın küresel olarak değişeceği, Siyonizmin Allah'ın izniyle kalkacağı. Çünkü bu direniş, bu zafer, bu direniş bir zaferle sonuçlanacak. İnşallah hocam. Zaten onlarda 80 yıl hiçbir zaman bir devlet kuramamışlar. 80 yıl boyunca bir devlet olarak ayakta kalamamışlar. Bir de hocam bunun da korkusu var zaten onlarda.
bu kadar hırçın, bu kadar saldırgan olmalarının sebebi biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani bir aslında onların yok olacak inşallah onlar. Mesela savunma bakanları bir açıklama yaptı. 75 yıldır biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Evet. Böyle bir savaş görmedik. Çok büyük bir fatura ödüyoruz diyor. Büyük bir şey ödüyoruz diyor. İtiraf ediyorlar. Zaten ateşkese yanaşmamaların sebebi yani 7 Ekim'de zaten Hamas bunları yendi. 7 Ekim saldırısı zaten başlı başına bir zafer. Yenilgiydi. Biz, evet, ama yenilmez denen bir kişiyi. Evet. Hocam bir Hazreti Ömer 638 yılında evet. Fetheder. Sonra Salahaddin Eyyubi Kudüs Fatih 1187'de tekrar orayı fetheder. Haçlılardan alır. Sonra Yavuz Sultan Selim 1516'da Mısır seferiyle başlar ve Kudüs'ü 400 yıl 1917'ye kadar 1917'de İngiliz kuvvetleri Kudüs'e girince az önce söyledik Fahrettin Paşa oraları terk etmek zorunda kalır. Medine'yi terk ettiği gibi. Evet. Bir şey var hocam. 1189 yılında evet hocam. Avusturalyalı Yahudi Theodor Herzl evet birinci Siyon toplantısını yaparak 20 sene sonra zaten İngilizler o projeyi devam ettiriyor. Evet. Bütün Avrupa'daki Yahudileri Filistin'e göçe zorluyorlar. Evet. Theodor Herzl projesini kuruyor. Filistin'de bir Yahudi devleti, Siyonizmin temel ilkelerini belirliyorlar. Sonra 20 yıl sonra 1917'de İngiltere bu projeyi uygulayarak Yahudileri yani Belçika'dan, Almanya'dan oradan oraya sürmek suretiyle 1948'de de zaten İsrail'in kurulması evet. Hatta hocam, ilan ediliyor. Videolar da var. Yani bir gemi içerisinde, bir nakliye gemisi içerisinde Yahudiler misafir olarak Mescid-ül Aksa'ya belki de nereye getirildiklerini bilmiyorlar. Bilmiyorlardı. Belki de, niçin getirildiklerini de bilmiyorlardı. Onlar da bilmiyorlardı. Yani. Ama oradaki halk onlar da bilmiyordu belki. Onları misafir ediyor. Onlara bakıyor ama bugün maalesef misafir ettiği kimseler, o Siyonistler bugün Filistin ehlini, Filistin vatandaşlarını evlerinden, yurtlarından ediyorlar maalesef kıymetli evet. hocam. Tabii bu sürecin buraya gelmesi hocam herhalde sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir günlük bir süreç değildir aslında. Osmanlı'nın yıkılmasıyla ve oralarının Müslümanların elinden çıkmasıyla aslında süreç ta o zamandan beri başladı. Evet. Ve evet, tabii ki darbelerin yapılması, ondan sonra Suni sınırların belirlenmesi, bütün bunlar hepsi bugün Gazze'de yaşananlara bir hazırlıktı değil mi hocam? Evet, evet hocam. Hocam hani biz Kudüs bilincini konuşuyoruz. Evet hocam. Şuraya geldik, işte Osmanlı orayı alıyor. Evet hocam. Osmanlı'dan önce Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın yapmış olduğu Kubbetüs Sahra. Yani bizim evet, gördüğümüz odur. Şu evet. kitapta Ahmet Varol'un kitabı. Kubbetüs Sahra. Evet, sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu çiniler o zaman yapılıyor. Su ihtiyacı El Halil şehrinden sağlanan Kudüs yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında evet, sebiller, ondan sonra hamamlar, kervansaraylar, evet. medreselerle eşi Hürrem Sultan aracılığıyla da 1552'de bu şehirdeki su ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçlar karşılanıyor. Osmanlı padişahlarından Sultan 1. Murat Manisa'da bulunan malların gelirlerinden bir kısmını Kudüs'ün fakirlerine vakfetmiş. Evet hocam. Yani ilk vakıf kuran, Kudüs için ilk vakıf kuran Sultan 1. Murat. Evet. Daha sonra bölge hac yolu üzerinde olduğu için bütün hacıların konaklayacağı han ve kervanlar Osmanlı döneminde yapılmış. Evet. En son da hocam Sultan Abdülhamid Han cennet mekan anmadan geçemeyiz. Sultan Abdülhamid Han Kudüs'ü sonuna kadar savunmuş evet. ve Kudüs'ün Osmanlı'nın duyun umumiyesini bütün borçlarını vermeye karşılık Kudüs'te bir çiftlik kadar yer isteyen Yahudilere orası kanla alınır ve ancak kanla verilir diyen evet. cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ı da mekanı cennet anmadan geçemeyiz. Tabii hocam biz burada aslında ifade ettiğiniz gibi şunu anlıyoruz aslında. İslam ve Müslümanlar her zaman oraya hizmet etmişler. Evet. Hizmet götürmüşler. Evet. Yani hiçbir zaman kan, gözyaşı, hüzün ve keder oraya götürmemiştir. Hep hizmet etmişler. Evet. Evet. Ama maalesef bugün Siyonistler
evet. orayı yerle bir ediyor. Mesela hocam savaşın iki yüzünü aynı anda görüyoruz. Evet hocam. Şöyle, İzzettin Kassam tugaylarından hiçbirini öldüremeyen Siyonist askerler hıncını kimden alıyor? Sivillerden. Sivillerden. Küçük çocuklardan. Bombardıman. Evet hocam. Ama şeyler ise, tugaylar ise, mücahitler ise birçoğunu vuruyorlar, öldürüyorlar. Ben mesela Türk haberlerini izlemiyorum, onu söyleyeyim. Evet hocam. Ben Arap haberlerini izliyorum. Öldürdük de demiyorlar. Beyne katilin ve cerihin diyorlar. Evkana beyne katilin ve cerihin. Yani ölü ya da yaralı. O kadar dürüstler ki. Çok evet. O kadar dürüstler ki. Bunu dünya görmüyor mu? Görüyor. Sonra o kadar insan onlardan tahrip ediyorlar, öldürüyorlar. Bir de esir. Şimdi küresel vicdan hareketi nasıl ayaklandı? Evet hocam. O esirlere gösterdikleri muameleler. Kesinlikle hocam. O esirleri öldürebilirler ama onlara Efendimizin sünnetine uygun Peygamberimiz esirleri aldığı zaman Medine'de, Mescid-i Nebevi'de bir yere yerleştiriyormuş. Yediklerinden de yediriyorlarmış. Yediklerinden yediriyor. Zaten orada kalıyorlar. Müslümanların oradaki halini görsünler. Evet hocam. Ve etkilensinler. Adaleti, iyiliği görsünler diye. Aynısını bunlar da uyguladılar. Çünkü o 7 Ekim'deki aldıkları esirlerin çoğu konserlerdeki Z kuşağının çocukları. Hocam gençleri. Ben orada bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Herkesin algılarında yanlış bir algı vardı. İşte Kassam tugayları sivil vatandaşları öldürdü. Halbuki sonradan yalan da ortaya çıktı ki o festivalde asıl katliam yapan İsrail kendileri, askerleri. Kendileri yapmış. Tabii. Bunlar da belgelerle ortaya rastgele koydular. Rastgele sıkıyorlar. Rastgele sıkıyorlar. Filistin'in mücahitleri aralarında diye. Evet. Onlar hepsi ortaya çıktı. Zaten Seydam meydan muharebeleri artık medya muharebelerine dönüştü. Maalesef. Ve medya muharebesini Filistinler kazandı. Kesinlikle. Meydan muharebesini de onlar kazandı. Evet, şehitler çok, katliam büyük. Orada kaybeden onlar değil, biziz. Kesinlikle. Çünkü biz buna engel olamıyoruz. Biz buna dur diyemiyoruz. Dur diyemiyoruz. Kaybeden onlar değil. Biziz. Onlar şehit oluyor. Cennete uçuyor, kanatlanıp gidiyor. Aynen öyle hocam. Ama biz seyrettiğimiz için, izlediğimiz için, engelleyemediğimiz için... Yani ne kadar aciz bir şey. Yanı başında Mısır 2000 tane tır orada yardım için içeri girmek için bekliyor. Her bir tırdan $5000 rüşvet istiyorlarmış biliyor musunuz? İçeriye Allah sokmak Allah. İçin. Sisi yönetimi. Sisi yönetimi dediğin bunlar ihvanı ve Rabia katliamı yapan insanlar. Yapan insanlar. Yani Allah darbeci kesin. Allah bunları yanına koymasın. Allah bunları ıslah eylesin. Ürdün'den artık dayanamadılar. Paraşütlerle dün itibariyle paraşütlerle yardımlar atmaya başladılar. Diyor ki biz bıraksak diyor yalan söylüyorlar. Biz yalan bıraksak söylüyorlar. Diyor İsrail vuracak. Kardeşim sen bırak bakalım İsrail vuruyor mu vurmuyor mu? Zaten evet. İsrail bombalıyor. Evet. Hatta demişler ki yani bunu diğer kaynaklardan evet ya biz Mısır zor durumda ekonomisi gelen yardımlarla bize kalkındırın. İşte bize yarasın. Orada çocuk açlıktan ölüyor. Maalesef. İlaçsızlıktan ölüyor. Nefessizlikten ölüyor. Allah muhafaza. Yani bu bizim şu hadisi ben şimdi söylemek istiyorum değerli hocam. Evet hocam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim bu durumumuzu şu hadiste ifade etmiş. Evet hocam. Diyor ki yuşekul umemu en teda aleykum kema teda al ekeletu ala kas'atiha. Aynen. Milletlerin üzerinize diyor üşüşeceği zaman çok yakındır. Kale kailun emin killetin nahnu yevme izin. Sahabeden biri dedi ki ya Resulallah biz o zaman az mı olacağız? Belentum kethirun. Hayır. Tam tersi siz çok olacaksınız. Velakinnekum gusaun ke gusais seyl. Ama siz suyun üzerindeki çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Değersiz olacaksınız. Veleyenziyannallahul mehabete min kulubi aduvikum. Allah düşmanın kalbinden sizin korkunuzu, heybetinizi çekip alacak. Evet hocam. Sizden korkmaz olacak düşman. 60 küsur İslam ülkesi, bilmem kaç Arap ülkesinden artık hiç korkmuyor. Evet hocam. Hatta onlara diyor, sesinizi çıkarmayın. Sesinizi çıkarmayın. Konuşursanız siz bilirsiniz. Hepsi susuyor. Ve yec'ale fî kulûbikumul vehen. Sizin kalbinizde de vehen sokacaktır. Vehni sokacaktır. Kale femel vehnu ya Resulallah. Vehen nedir?
Kale hubbü dünya ve kerahiyetül mevud. Aşırı dünya tutkusu ve ölümü çirkin görmek. Evet hocam, maalesef bugün de bizim yakalandığımız hastalık dünya sevgisi ve ölümden makam sevgisi, ölümden korkusu. Evet hocam. Şöyle bilmem böyle yani ya işte sadece şey olacak, kötü olacak. Yok işte biz de kendimizi düşünmemiz lazım diyen ülkeler mesela. Maalesef yani zaten orada insanlar ölüyor. İnsanlardan, canlarından daha kıymetli, daha bir şey olabilir mi? Ne olabilir? Küçücük çocuklar ölüyor. Yani, bunun hesabını Roj-i Mahşer'de Allah'ın huzurunda nasıl vereceğiz? O çocuk yani Allah'ın huzurunda bizi şikayet ettiğinde, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şikayet ettiğinde, ya Resulallah senin ümmetin bizi yalnız bıraktı. Ya Rabbi ümmeti Muhammed bizi yalnız bıraktı, bizi aç ve susuz bıraktı, açlıktan öldü diye feryat figan etse. Zaten Şeyh Ahmet Yasin şehit olmadan önce hepimizi şikayet etti. Şikayet etti. Ondan sonra cesedi Manisa'ya vuran aylan bebek. Evet hocam. Yüzü koyun. Onlar da bizi Allah'a şikayet ettiler. Evet. Ve izel mev'udetu su'ilet bi eyyi zembin kutilet. O çocuklar hangi suçtan dolayı öldürüldü diye sorulduğu zaman cevap veremiyoruz. Hesabımız nasıl olacak? İşte bu Ramazan ayı, bu oruçlar, bu iftarlar, bu Ramazan mektebi bizi uyandırması lazım. Ümmet bilincini bize aşılaması lazım. Kudüs bilincini, Kudüs'ü tanımak için okumamız lazım. Evet. Kitapları okumamız lazım. Kur'an'da İsra suresi, sonra İsra suresinin o ilk 7 ayetinde Yahudilerin darmadağın olacağını 7. ayet ifade ediyor. Feyda ca'e vadu ulahuma diye başlıyor. Feyda ca'e vadul ahireti liyesu'u vucuhekum ve liyedhulul mescide kema dahalu evvele merra. Son azgınlığınız geldiği zaman da mescide girdikleri gibi, yani Mescid-i Aksa'ya girdikleri gibi yine girecekler ve sizin yüzünüzü karartacaklar. O alimler diyor ki o son fitne, son azgınlık budur. 1948'deki Siyonist devletin kuruluşudur. İnşallah orada o mücahitler direniyor. Biz de onları boykotla... Ben de tam o konuyu değinecektim hocam. Yani en azından bizim elimizde yani onlara destek olan firmalar vardır. Onlara yemek, bedava yemek dağıtan, askerlerine bedava yemek dağıtan, hocam, onlara sponsor olan firmalar vardır. En azından bunu yapabiliriz değil mi hocam? Bunu bir hayat yapabiliriz. Tarzı haline getirebiliriz değil mi hocam? Allah'a adadığımız oruçlarımızı Siyonist mallarını tüketerek bozmayalım. Kesinlikle hocam. Orucumuzu, sahurumuzu, iftarımızı onların kan, Müslümanların kan ve gözyaşıyla aşmayalım. Evet hocam. Orucu onların evladul masumin ve nisaul masumat ve şuyuhur rukka, hadiste öyle diyor ya, evet, beli bükülmüş yaşlılar, masum çocuklar, mağdur anneler, mağdur insanlar, onların kanıyla orucumuzu bozmayalım. Kesinlikle. Onların gözyaşıyla orucumuzu bozmayalım. Siyonist mallarıyla oruç tutmayalım. Evet hocam. Allah'tan korkalım. Ve en büyük silah boykot silahıdır. Peygamber Efendimiz Hayber'de Yahudilerinin hani kaleyi kuşatmıştı ya hocam. Çok muhkem, sağlam kaleleri vardı. Evet. Kuşatmada uzun sürmüştü. Baktı Peygamber Efendimiz olacak gibi değil. Peygamber Efendimiz onların hurmalıklarını kesti. Evet. Kesti ve ondan sonra Hayber Yahudiler dediler ki biz artık burada yaşamayız. Bizim teslim olmamız lazım diye teslim oluyorlar. Evet. Bizim de ancak onlara boykot ederek, onların mali, maddi kaynaklarını keserek onların dur diyebiliriz değil mi hocam? Onları dur diyebiliriz ve kardeşlerimize de öyle imdad edebiliriz. Tabii ki hocam. Hocam tabii ki çok programımızın sonuna doğru tabii yaklaşıyoruz. Mehmet Akif'in Mescid-i Aksa şiiri vardır. Çok meşhurdur. Onu ben dile getirmek Onu istiyorum. Onu da dinleyelim sizden. Evet hocam, müsaadeniz olursa. Allah razı olsun. Diyor ki, Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı.
Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Allah rahmet eylesin. Evet hocam, çok istifadeli bir sohbet oldu. Dilerseniz hocam sohbetimize son vermeden kısa bir dua ile bitirelim mi hocam? Peki. Evet hocam, buyurun hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Allahümme tekabbel salatena ve siyamena ve kıyamena ve tilavetena ve gfir lana zunubena ve şfi mardana ve kdi anna duyunena ve beyit vücuhena fin nar ve beyit vücuhena fid dünya vel ahire birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ansur ikhvanena el mücahidine fi Filistin. Allahümme ansurhum nasran aziza. Allahümme ansurhum nasran aziza. Allahümme iftah lena ve lehum fethan mubina. Allahümme thabbit aqdamahum. Allahümme sawwib ramyahum. Allahümme thabbit aqdamahum ve sawwib ramyahum ve ayyidhum bi ruhin min indike ya rabbel alamin. Allahümme kema ayyadta Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem yevmel teqal, yevmel furkan, yevmel cem'an bi thalâfeti âlâfin minel melâiketi musevvimin. Allahümme enzil cunûdeke aleyhim ve thabbithum bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ersil ebabîle termihim bi hicâretin min siccil. Allahümme entel kahhar ve entel cebbar. يا مجري الصحاب يا هازم الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا وانصرنا وانصرهم عليهم يا رب العالمين فإنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا معين يا مجيب يا أرحم الراحمين ربنا ألف بين قلوبنا ولا تجعل بيننا نفرة ولا شقاوة ولا عداوة. ربي زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Evet değerli bizi izleyenler, Şanlıurfa İl Vaizi Şemsettin Karcı hocamız ile beraberdik. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı sahurlar efendim.